Birçok ünlü ismin bir araya geldiği bir müzik şölenine gidiyoruz şimdi de. Harbi Açık Hava Tiyatrosu bu hafta aşka dair şarkılarla doldu taştı. Sahneye çıkan Hakan Altun ve Cengiz Kurtoğlu için büyük sürprizler de hazırlanmıştı. Aşka dair şarkılar. Yaşasın Harbi istiyorum. Hakan Altun ve Cengiz Kurtoğlu aynı sahneyi paylaştı. İstanbul yıkıldı. Aşk lütfen gel. Usta müzisyen çok kısa bir sürede nasıl mum gibi eridi bitti. 30 kilo verdim hayırlısıyla. Cengiz Kurtoğlu'na oğlu Aydın'dan göz dolduran sürpriz. Sadece hak edene verilmeli sevgiler. Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'un aşka dair şarkılarını seslendirdikleri Harbiye Açık Hava Tiyatrosu konserindeyiz. Konser ekranlarınıza getirmeden önce kulise gidip biraz sohbet edelim. Cengiz Kurtoğlu alıyor sözü ilk olarak. Çok değerli hocalarımızla birlikte sevgili kardeşimiz Hakan Altun. Bendeniz yarımı getirdim buraya, yarım evet, biliyorsun. Abi, yarın yok. Gerçekten de öyle. Cengiz Kurtoğlu'nun yarısı gitmiş sanki. Dile kolay 30 kilo verdi usta müzisyen. Hem de çok kısa bir sürede. 30 kilo verdim hayırlısıyla. Evet. Sağlığım yerinde, sıhhatim yerinde. Bu süreçte en korktuğu şey sesini kaybetmek olmuş. Çünkü daha genç bir delikanlıyken kendi kendine verdiği bir söz varmış Cengiz Kurtoğlu'nun. Önemli olan sesimin gitmemesi. 80'e kadar şarkı söylemeye yemin etmiştim çünkü. Mutlu Ol Yeter'den Gülüm Benim'e kadar pek çok efsane olmuş şarkının altında imzası olan ünlü besteci Burhan Bayar da Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun'a eşlik etmek için Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'ndaydı. Yıllardır şarkılarımı okuyan insanlarla beraber aynı sahnede olmak çok güzel bir şey. Hayatını müziğe vermiş insanlarla olmak çok güzel bir şey. Ben çok mutluyum. Herkes giyinmiş, kuşanmış ama Hakan Altun biraz geç kalmış sanki. Baksanıza üstünde hala şortu, tişörtü var. Özür dilerim önce çünkü ben daha hazırlanmamıştım. O zaman biraz hızlanalım da ünlü şarkıcıya da hazırlanacak vakit kalsın. Ustaları bir araya getiren aşka dair şarkıların konseptini öğrenelim mi? Mendilleri hazırlasınlar çünkü slow şarkılar çok ağırlıkta. Herkes eskilere gidebilir. Şu an yanımda sevdalısı olanlar ne bileyim kalksınlar hatta dans etsinler bazı şarkılarda. Sahneye çıkmadan bombayı patlattı Hakan Altun. Bir kere daha söyleyeceğim. Ben gerçekten çok seviyorum. Yaşasın Harbi istiyorum. Teşekkür ederim. Ekibi sahneye uğurlayalım, biz de binlerce seyirciyle birlikte taş basamaklarda yerimizi alalım. Bakın dinleyicilerin arasında kimler var? Emel Müftüoğlu, Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Tuncay Şanlı. O zaman şov başlasın. Açılışı Burhan Bayar yönetimindeki İstanbul Ses Kayıt Grubu yaptı. Ardından aşka dair şarkılarla Cengiz Kurtoğlu çıktı sahneye. Usta şarkıcının sahneye çıkmasıyla yer yerinden oynadı adeta. Hayalim kaçırır uykuları, sessiz şarkıları gece olunca. Ortam coşkulu, seyirci keyifliydi. Cengiz Kurtoğlu 30 yıl önce televizyonda ilk göründüğü anları anlattı. Bir televizyon çekimi canlı yayın. Bütün şarkıcı, meşhur sanatçı o zaman büyüklerim hep önümde. Şahin abi de arkadan beni itiyor. Oğlum gitsene diyor. Abi nasıl gideyim diyorum. Orada Ajda Pekkan, orada Zeki Müren, orada İbrahim Tatlıses, orada Sezen Aksu. Bunlar çok büyük. Allah aşkına sen de benimle beraber gel abi dedim, ne olur. Madem 30 yıl öncesine gittik, yıllardır hafızalardan silinmeyen bir şarkıyla devam edelim. Duvardaki resminle alır gönlüm, daha dün yanımdaydın, şimdi neredesin? Ve sıra geldi gecenin en büyük sürprizine. Cengiz Kurtoğlu'nun kendi gibi şarkıcı olan oğlu Aydın bir anda sahneye çıktı ve babasına hayatı boyunca unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Sadece hak
çabuk atlatan Cengiz Kurtoğlu hem dans ederek hem de şarkı söyleyerek oğluna eşlik etti. Cengiz Kurtoğlu'nun da oğlundan bir isteği vardı. Madem ben pop söyledim, sen de arabesk söyle dedi ve baba oğul Harbiye'yi ayağa kaldırdı. Finalinde bir büyük sürpriz daha vardı Cengiz Kurtoğlu için. Torunları Çınar ve Demir de tıpkı dayıları Aydın Kurtoğlu gibi sahneye çıktı birden. Diğerleri nerede? İki tane geldi ama bir tane daha kaldı. Çınar'la Demir gelmiş, dedesini, dayısını, amcasını izleme. Aydın'ınki uyuyor. Aşka dair şarkıların bir diğer solisti Hakan Altun, tüm salonun hep bir ağızdan söylediği bir şarkıyla çıktı sahneye. Spor kıyafetlerini çıkarıp beyaz takım üstüne mavi uzun bir ceket giymişti. Hem sesiyle, hem şıklığı, hem de dillere pelesenk olan şarkılarıyla İstanbullu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı ünlü şarkıcı. Güneşin yıldızı olmayan.